Da özel bir şey düşünmenize gerek yok normal bildiğiniz x üzeri 1 bölü 2 bölü x üzeri 2 tabanları aynı üstleri çıkar x üzeri eksi 3 bölü 2. Şimdi ayrı ayrı integrallerini alacağız 1'den 4'e 1 artı 1'den 4'e x üzeri eksi 3 bölü 2'nin integrali 1'in integrali x 1'den 4'e kadar artı x üzeri eksi 3 bölü 2'nin integrali üstünü 1 arttır eksi 1 bölü 2. Buraya da eksi 1 bölü 2'yi yaz. Böylece bu da x 1'den 4'eydi. Eksi 1 bölü 2'yi ters çevir. Eksi 2 x e, eksi 1 bölü 2. Bu da arkadaşlar yine 1'den 4'e. Şimdi 4'ten 1'e burası 4 eksi 1 artı x üzeri eksi 1 bölü 2 ne demektir aslında? 1 bölü kök x demektir. Ters çevireceğiz aynı zamanda. 1 bölü 4'ün kare kökü 1 bölü 2 bir de önünde eksi 2 olduğunu unutmayın. Eksi 1. Eksi 1'in karekökü zaten yine kendisi 1. Bir. bir de önünde eksi var. Eksi eksiden artı 2 oldu. 4 eksi 1 3. 2 eksi 1 1. Cevabımız 4 oldu. E şık. ADX demek ax demektir integrali. 1'den 4'e böylece 4a eksi a'dan 3a yapar. Sonra yine b, de arkadaşlar. B, y diye çıkar. 3, 2. Bu. 2B eksi 3B'den eksi B yapar. Demek ki 3A eksi B 12'ymiş. Sonra arkadaşlar yine aynı şekilde AX olacağı için 113'ten 112'ye çıkarırsak 113A eksi 112 A demek ki A'ymış. Yine aynı şekilde B'ye 14 ve 13 olduğu için 14B eksi 13B'den bu da arkadaşlar A artı B olacaktır. Şimdi A artı B de 4 olarak verilmiş. Taraf tarafı toplarsak 4A eşittir 16'dan A4, B de demek ki 0'mış. Şimdi yerine yazdığımız zaman burası 0 olur. A da 4 olduğu için burası da 0 olur. Böylece 0'dan 0'a integral zaten 0'dır A şıkkı. Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'den kurtulalım. Pi bölü 2 arkadaşlar tanjantta isim değiştirir. Kotanjant x olur ama bir de neye dikkat edeceğiz? İkinci bölgede kotanjant ve tanjant negatiftir. O yüzden bu eksi olacak. Eksi 7'den A'ya. Sonra çarpı kotanjant 3 pi bölü 2 artı x dördüncü bölge demektir. Tanjant olur isim değiştirir ama eksi eksiden burası da artı olacak. Çünkü dördüncü bölgede kotanjant negatif arkadaşlar. Böylece kotanjant x çarpı tanjant x 1 demektir. Eksi 7'den a'ya 1 dx'in integrali x eksi 7'den a'ya yani a eksi 7'den artı 7 olur. Bu da ona eşit olacağı için a 3'tür. Cevabımız c şıkkı. 0 ile 1 aralığında x eksi 1'e ne verirseniz verin negatif olacağı için arkadaşlar haliyle dışarı eksi ile çarpılarak çıkar. O yüzden x çarpı 1 eksi x olur. Eksi x kare artı x. 0'dan 1'e integralini aldığımız zaman eksi x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 0'dan 1. Yerine yazdığımız zaman eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 eksi 0 olacak. Yani eksi 2 bölü 6, 3 bölü 6, eksi 1 bölü 6 d şıkkı. u x küp artı 5 ise her tarafın diferansiyelini aldığımızda du 3x kare dx olacak arkadaşlar. Böylece dx kare dx yerine du bölü 3 yazabiliriz. Bakın şurada. Tamam yazalım. İntegral x kare dx yerine du bölü 3 dışarı attım 1 bölü 3 olarak. Sonra x küp artı 5 gördüğüm yere de u yazdım. 4. dereceden kök u. Şimdi gelelim u'yu bulmaya. 0 verdiğimiz zaman u bakın 5 oldu. Sonra x'e 3 verdiğimiz zaman 27 artı 5'ten 32 oldu. 5'ten 32'ye du 4. dereceden kök u hangisi oluyor bakalım burada 1 bölü 3'lü olanlara baktığımız zaman e şıkkı. Bu ifadenin türevini aldığımız zaman arkadaşlar hatırlayın ne diyorduk? x küp eksi 1'in türevini al 3x kare. Sonra x küp eksi 1'i içeri yaz. x küp eksi 1 artı 1. Eksi de 1'in türevini al zaten mecburen sıfır olduğu için 1 gidip içine yazmanın anlamı olmadı. Böylece 3x kare x küp artı 1 eksi 1 bir, birbirini götürdü. Bunun da küp kökü yine x oldu. 3x küp oldu arkadaşlar. F türev x. Artık yerine yazarsak 3x küp bölü x. Küp kök 25. Burası da 3 oldu. Şimdi artık 3x kare olduğu için bunun integrali x küptür. 3 ve küp kök 25. 3'ü yerine yazarsak 27, küp kökü yerine yazarsak 25 olarak 25 küp kökler birbirini götürür, 25 olur. Cevap 2 olur arkadaşlar, B şıkkı. Sorulan şu ifadeyi verilen ifadeye benzeteceğim. Dikkat, 3x eksi 2'ye direkt arkadaşlar 2u 1 diyeceğim. Her iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman bu yüzden 3dx eşittir 2du olacak. Haliyle o zaman ben dx gördüğüm yere 2du bölü 3 yazabileceğim. Bir de x'e 1 verdiğim zaman u'nun 1 olduğunu göreceğim. x'e 7 bölü 3 verdiğimde 7 bölü 3 eksi 2'den burası 5 yapacak. O zaman 5 olması için u'ya da 3 verdiğimi göreceğim. Bakın 3 sonra 1 f 2 u eksi 1 2 du bölü 3'ten 2 bölü 3'e en başa attım. Bakın şimdi direkt arkadaşlar 2u eksi 1 du. Zaten u u olduğu için burayı dx yapabilirsin. İşte size verilen bu ifadeye direkt benzemiş oldu. Sonuçta her zaman buraya u diyelim buraya x diyelim demenin anlamı yok. Aynen oraya benzetmek için bu sefer u yapmak yerine 2u eksi 1 demek lazım diye düşünüyorum ben. Ha, bu arada 2x eksi 1'e u desek hocam sonra 3x eksi 2'ye dönüşüm ya biraz uzun sürer. Zaten belki o yüzden sıkıntı yaşamışsınızdır. Ben direkt sorulanı olduğu gibi verilene eşitledim. Buradan o zaman 2 bölü 3 çarpı 2. Yani burası arkadaşlar 4 bölü 3'müş. Bize sorulan şu ifadenin tamamını 4 bölü 3 bulduk. Şimdi integral 1'den 7 bölü 3'e bir de 2x'in integralini bulalım. Bu da x kare olacağı için 7 bölü 3'ü yerine yazarız. Burası da 1. 49 bölü 9 eksi 1'den 9. 40 bölü 9 yapar arkadaşlar. Şimdi 40 bölü 9 şu ifade. Bu 4 bölü 3'tü. Birbirinden çıkaralım. 40 bölü 9 eksi payda eşitlersem 12 bölü 9. 28 bölü 9'muş sorunun cevabı E şıkkı. Bakın yine bir şeyin türevi içinde var. X kübün türevi arkadaşlar 3x karedir. Katsayıya sakın kılmayın. Sonuçta onu çarpıp böleriz. Problem değil. Önemli olan en azından dereceyi yakalamak. Böylece x kübe u dediğimiz zaman arkadaşlar Buradan 3x kare dx eşittir du yakalıyoruz. Sonra x kare dx'in böylece du bölü 3 olduğunu görüyorum. Bir de x'e eksi 1 verdiğim zaman u 1 yapıyor. x'e 1 verdiğim zaman u yine 1 yapıyor. Eksi 1'den 1'e p u p türevi pardon. du bölü 3 burası 1 bölü 3 eşittir 6. Haliyle buradan da o zaman her iki tarafı 3 ile çarparsak burası 18 olacaktır. P türev u d u arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 3 şey bunlar gitti zaten pardon. Artık p türev u'nun integrali nedir? Kendisidir. p u'dur. p u eksi 1 1. Buradan dolayı P1 p 1 eksi p eksi 1'in 18 olduğunu gördük. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı 12'ymiş arkadaşlar. Şimdi çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı ne demekti? P1 artı P eksi 1 bölü 2. Bu 12 ise P1 artı P eksi 1'i de 24 bulduk. Demin baktığınız zaman ne bulduk biz orada? P1 eksi P eksi 1'e 18 bulduk. Taraf tarafı toplarsak P1'in 42'nin yarısı olduğu için 21. P eksi 1'in de arkadaşlar 3 olduğunu görürüz. Bizden artık ne sorsa yaparız. X eksi 2 gördüğün yere 0 yaz. Böylece 2 eksi 1'den P1'i soruyor demektir. P1'i de zaten 21 bulmuştuk. E şıkkı. Yine bakın bir türevin içinde olduğunu görüyoruz. x kare eksi 4 x artı 1'e u derseniz 2 x eksi 4 dx du olacak. Haliyle x eksi 2 dx her iki tarafı 2'ye bölerseniz du bölü 2 yapar. Buna göre arkadaşlar integral u du bölü 2 olur. E bunu da zaten dışarı çıkarmak kolay. U kare bölü 2. Bir de buradan 1 bölü 2 var. U kare bölü 4 oldu. Şimdi ben değer vermemiştim. U dediğim şey x kare eksi 4x artı 1. Bunun karesi bölü 2 oldu. Sınırları değiştirmedim. O yüzden böyle artık yazabilirim arkadaşlar. Bunun sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi buna göre artık 6 eksi m ve m eksi 2 yazacağız sadece. Bakalım bir e, 6-m 36 artı m kare eksi 12m eksi e, 4 çarpı 6 eksi 24 artı 4m olacak bir de artı 1. Sonra m-2 yazdığımız zaman e, eksi parantezinde m kare eksi 4m artı 4 eksi 4m artı 8 bir de artı 1'i unutmuyoruz. Şimdi çıkardığımız zaman 36 eksi 24 daha 12. Sonra eksi 12 m 4 m daha eksi 8 m artı m kare. Burada bir de 1 vardı 13 oldu. Sonra arkadaşlar eksi m kare eksi 8 m artı 13 oldu. O zaman 13'ler birbirini götürdü. M kareler de birbirini götürdü. Eksi 8 eksi 8 onlar da birbirini götürdü. 0 oldu D şıkkı. Bunu söyleyeyim arkadaşlar biraz ezber bilgi gibidir. f tersi f'in tersi x'in türevi 1 bölü f türev f'in tersi x'tir arkadaşlar. Bunu hani bilmek lazım mı? Sınavda çok uzun zamandır çıkmıyor ama olsun kitaplarda çıkıyor işte bak lazım oluyor gördüğünüz gibi. Bu yüzden her iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman f'in tersi x'e u dersek 1 bölü f'in tersi f'in türevi x dx eşittir du olacağı için şurası gördüğünüz gibi komple böyle ne olacak du u du integral 1 3 demiş olacağız. Haliyle buradan da u kare bölü 2 olacak. u dediğimiz zaten f'in tersi x'ti. f'in tersi x karesini alacağız. 2'ye böleceğiz. 1'den 3'e. F'in tersi 1. Bakın geri gittiğimiz zaman yine 1 oluyor. O zaman 1'in karesi 1, 1 bölü 2 olmuş oldu. Sonra 3 verdiğimiz zaman F'in tersi 3 kaçı eşit? 2'ye. Buradan da arkadaşlar 2'nin karesi 4, 4 bölü 2'den 2 olacak. Farkları da böylece 3 bölü 2 oldu C şıkkı. İntegralini aldığımız zaman bir polinomun arkadaşlar derecesi 1 artacaktır. Haliyle polinomun derecesine P desek o zaman bunun derecesi P artı 1 olur. Burası P olur. Çarpımın derecesi de tabii ki toplamdır. 2P artı 1 bakın 3. dereceden. Sağ taraf 3. dereceden olduğuna göre. Demek ki polinomun kendi derecesi aslında 1'miş. Px'i o zaman arkadaşlar ben Ax artı B diyebilirim. Gördüğünüz gibi. Bundan dolayı Ax artı B çarpı integral Ax artı B gördüğünüz gibi. Böylece Ax artı B a x kare bölü 2 artı b x olacaktır. a kare x küp bölü 2 a b x kare sonra diğerini dağıttığım zaman şurası b idi. a b x kare bölü 2 artı b kare x. Şimdi burada baktığımızda 2 x küp artı 2 x kare oradan x kare oradan 3 x kare artı x geldi. Şimdi x'li terim b kare. O zaman arkadaşlar B'ye 1 diyelim. Şimdi negatifleri bir boş bre, boş vereceğim önce. Olmazsa yine negatif düşünürüz. B 1 olsun tamam mı? B kare x burada x'e eşit olduğu için. B 1 ise arkadaşlar AB x kare AB bölü 2 x kare. A A bölü 2 daha 3 A bölü 2 x kare yapar. Bu da gördüğünüz gibi 3 x kareye eşit oldu. A da buradan 2 olacak. Bakalım kontrol edelim. A'ya 2 dediğimiz zaman gerçekten burada 2 x kübe eşit oluyor mu? Evet 4 bölü 2'den oluyor arkadaşlar. Böylece Px polinomuna 2x artı 1 eşittir Px dersek yerine yazdığımız zaman integral 0'dan 1'e 2 çarpı türevi 2 olacak. Kendisi 2x artı 1. Böylece 8x artı 4. İntegral 0'dan 1'e neye eşittir? 4x kare artı 4x 0'dan 1'e x yerine 1 yazacağız. 4 artı 4 Eksi 0, eksi 0'dan cevap 8 oldu. A şıkkı. Fonksiyonun x eşittir bir absesli noktasındaki teğet olan doğru ne demektir? F türev 1, bu doğrunun eğimidir arkadaşlar. Y eşittir mx artı n'de x yerine 0 verdiğimiz zaman böylece n'yi bulmak isteriz. Buna göre o zaman doğru denklemini bulmalıyız. Şimdi f türev x demek şu ifadenin türevini al. Sonra git denklemde yerine yaz bakın x üzeri 4 artı 1. Sonra burada da yine x'in türevini al 1, git denklemde yerine yaz demekti. Ve x'e kaç vereceğiz 1? Böylece f türev 1 arkadaşlar. 2, Burası da 2 eksi 1 çarpı 2'den 2 oldu. Demek ki bu doğrunun eğimi arkadaşlar y eşittir 2x artı neymiş? Eğimi 2 e, sabiti de neymiş. Bu arada F1'i bulalım hemen. Böylece bu doğrunun şöyle bir eğri olarak düşünün. Bu doğru böyle paralel bir doğru. Y eşittir 2x artı ne? X'i 1, Y'si Y. Bilmiyoruz. F1'i nasıl bulacağım? Buraya 1 yazacaksın. Buraya da 1 yazacaksın. A'dan A'ya integral ne demektir? 0. Demek ki arkadaşlar aslında bu nokta 1'e 0 noktasıymış. Haliyle gidip yerine yazacağız. Y'si 0 x'i 1 olduğu için 2 artı n'den ne n'de ne neymiş? Eksi 2. Sabit y eksenini kestiği noktanın ordinatı demektir. Bu yüzden cevap c şıkkı oldu. Şu ifadede arkadaşlar fx'e benzetmek için değişken değiştirme yapacağım. x artı 2'ye u diyeceğim. u dediğimiz zaman dx eşittir du olacak. x'e eksi 2 verdiğimizde u 0 yapar. x'e eksi 6 verdiğimizde u eksi 4 yapar. Eksi 4 şurası. 0 burası arkadaşlar ve f u d u zaten bu aslında ne demektir? 0'dan eksi 4'e f x d x demektir. Şimdi artık bunu düzenleyelim. 0'dan eksi 4'e f x d x eksi burası eksi 4'ten 0'a x çarpı f türev x d x hemen şunu 0 bunu da eksi 4 yaparsam eksi eksiden burası artı olacaktır. Şu ifadeyle bu ifadenin toplamı aslında fx çarpı x'in türevi arkadaşlar. Bir şeyin integralinin türevi veya türevinin integrali kendisidir. Bunlar birbirini götürür. Direkt fx çarpı x olur. Kaçtan kaça? Sıfırdan eksi 4'e. Böylece f eksi 4 çarpı eksi 4 eksi 0 oldu. Şimdi f eksi 4 kaça eşit bakalım hemen. Eksi 2'ye eşit. Eksi 4 zaten eksi 4 normal bildiğimiz. Çarpımları da 8 oldu. C şıkkı.